Herkese merhabalar. Bu eğitim videomuzda diğer blok zincirlerde çatallama olarak geçen yani fork. Şöyle ki işte Bitcoin'den memnun kalınmadığı haliyle Bitcoin'in belli bir zincirinden sonra işte bir altcoin'in oluşmasına biz çatallama diyoruz. Ve burada bu altcoin'lerde iki çeşit altcoin oluşuyor. Ya fork, soft fork dediğimiz yumuşak, yani mevcut blok zincirin mimarisine dokunmadan bir çatal yan paralel olarak ilerleyen bir yapıyla ilerlersek buna soft fork diyoruz. Bir de klasik yapının haricinde, örneğin Bitcoin'in her bir bloktaki bloğun boyutu 1 MB. Burada yapılabilecek transaction işlem sayısı maksimum 4000 tane olabiliyor. Ben burada daha çok işlem yapmak için içerisinde bazı değişiklikler yaparak yeni altcoin'ler oluşturuyorsam, işte Zcash falan gibi mesela altcoin'ler falan oluşturuluyor Bitcoin mimarisiyle devam ederek falan. Mesela bu tür yöntemle oluşmuş şeylerde, hatta bunun şöyle bir genel kültür olarak şuradan bizim Substrate'in sayfasında, ikinci sayfadaydı herhalde, onu da ben şey yapayım. Bakın mesela şöyle arka plan olarak bakın, Bitcoin'in mimarisiyle beraber oluşmuş fork olarak oluşmuş neler var? Zcash mesela, Namecoin gibi, mesela Bitcoin Cash gibi altcoin'lerin oluşması ve işte Ethereum mimarisinden sonra fork edilerek, yani kendisinden dallanma, çatallama yaparak oluşmuş işte mesela Quorum Poa gibi, mesela Kodak Coin gibi, bu şekilde coin'lerin oluşması bizim fork dediğimiz olay oluyor. Şimdi bizim Substrate biliyorsunuz bir framework, yani bir blok zincir için tasarlanmış bir framework ve bununla oluşmuş birçok coin var, blok zincir var. Mesela Polkadot'un şöyle bir uygulama wallet için indirdiğim şeyde bakın burada Substrate ile oluşmuş birçok bu şekilde altcoin'leri görüyorsunuz. Mesela Polkadot en ünlüsü. Kusama yine bu Polkadot'un bir şeyi, hatta Kusama'nın sayfasını da ben şöyle gösterebilirsem, şöyle Kusama diyeyim mesela, şöyle ki evet Kusama'ya gidelim ve Kusama'nın da mesela bir Polkadot'un tecrübe edilmiş hali, mesela expert clause şöyle devam edelim, bakın bakın mesela Polkadot'un vahşi kuzeni gibi, yani bir nevi bununla bir fork çatallama işlemi diyebileceğimiz bir yapıyla oluşmuş halidir. Hatta genel kültür olarak şunu da söylemek istiyorum. Kusama bir nevi Polkadot'un alfa sürümü gibi de düşünebiliyor. Yani Polkadot'un mimarisi biliyorsunuz zincir yapısı dümdüz tek bir zincir halinde değil. Bu şekilde bir yıldız yapısı gibi düşünebileceğimiz şekliyle ana bir yıldızda bulunan, şöyle ki şu isimleri tekrardan paylaşmak istiyorum. Mesela kısımlara biz relay chain diyoruz ve alttaki şeylere de para chain diyoruz. Yani dallanmadaki kısımlara ve burada mimari olarak bizim Substrate mimarisinde belli kısımlarda oluşmuş bu versiyon kısmıyla, versiyon gibi ifade edebiliriz bunları. Polkadot'ta çalışırken bizim zincirin bazı kısımlar gidip Kusama üzerinden devam edip sonra tekrardan Polkadot'a dönebiliyor. Bazı kısımlar işte mesela burada mimari olarak şunu da söylüyor Polkadot. Ben Ethereum'u da ben zincirime ekleyebilirim. Bitcoin de ekleyebilirim. Bu şekilde bazı işlemleri bu şekilde dallama operasyonuyla blok zincir tek bir şerit halinde gitmiyor. Yıldız gibi, böyle star gibi düşünebiliriz yani mimari olarak. Bu şekilde altcoin'lerle komşuluk kurup mimari olarak gidip gidip gelme durumları falan var. Polkadot'un çoğu güncellemeler için Kusama'da bazı denemeler yapılıp memnun kalınırsa bunu da Polkadot kendisinde bir upgrade olarak yayınlatabiliyor kendi üzerinde. Bu şekilde güncellemelere imkan verilebiliyor arkadaşlar. Ve burada mesela siz de dilerseniz Substrate'de, nasıl şu an ben bu kodu birinci tutorial'da, ilk tutorial'ı anlattıktan sonra biliyorsunuz bu şekilde açtım. Ve burada mesela şöyle söyleyeyim. Yaptığım değişiklikleri, örneğin ben bir tedarik zinciri bir uygulaması yaptım. Ve burada palet dediğimiz kısımda biz ilave özelliklerimizi ekleyebiliyoruz, çıkarabiliyoruz, değişiklikler yapabiliyoruz. Mesela ben işte bunu anlatan, hatta bir videoda mesela Starbucks örneği veriyor. Diyor ki Starbucks'taki kullanıcıları ben buraya eklemek istiyorsam ben Identity paletini ben buraya ekleyebiliyorum. Daha önceki videolarda dosya ekleme için de bazı paletler eklemiştik mesela biz buraya. Ve mesela işte biz ödemeleri de buradan yapmak istiyorsam balance paleti ben buraya ekleyebiliyorum mesela. Mesela şu an mevcut
demosunu kurduktan sonra şöyle buradan balanssız kısmından mesela bakın şöyle transfer diyelim. Bakın böyle bir özellik eklenmiş. Örneğin mesela burada Dave'in hesap bilgisini buradan alıyorum böyle. Şuraya şöyle yapıştırıyorum. Ve mesela şuraya da işte 3000 yazalım mesela. Şöyle hatta 30.000 diyelim. Submit dediğimde bakın bu transaction işlemini şöyle bir Dave'i görelim. Bakın şu an oldu. Bakın gördüğünüz gibi hemen Dave'e bu transaction işlemi için burada palette yaptığım bir işlemle bunu gördüm. Hatta mesela query sorgulaması için de bir palet konulmuş ve burada örneğin yine balanslara gidelim. Mesela total issuance mesela buradaki hacim olarak ne var? Şu an benim blok zincir mimarimdeki şu rakamların hepsinin toplamı böyle yapıyor. Mesela burada palete birçok özellik ekleyebiliyorum. Subset burada birçok özelliği size kullanma yetkisi veriyor. Yani bu subset aslında ne Polkadot'tur ne biraz önceki örneklerde gösterdiğim gibi kusamadır. Bunların çalıştırıldığı framework'tür. Siz de kendi framework'ünüzü burada yayınlayabilirsiniz. Şimdi dokümantasyonda şu upgrade dediğim kısım aslında daha bir versiyon yükseltme gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yani burada ben versiyon denemesi yapıyorum ve belli kısımlarda yaptığım bir küçük değişiklikle o versiyon bilgisini tutuyorum. Dilersem onunla işlem yapıyorum, dilersem yapmıyorum. Mesela bakın bu konu versiyon güncellemesi için şimdi bakın Polkadot'un ben GitHub sayfasına girdim. İlginçtir. Bakın runtime'ını tıklıyorum. Bakın Polkadot'un içerisinde diğer versiyonlar da var. Yani bakın Polkadot'un içerisinde kusama da var. Polkadot'un içinde Westend de var. Rococo da var. Mesela bunların hepsi bir ayrı bir versiyondur. Ayrı bir güncellemedir. Burada yıldız mimarisi gibi Polkadot'un o dallı yapısından o bahsettiğim şuradaki isimlerde de kendisini ifade buluyor mesela. Şöyle göstereyim. Ana chain'lere relay chain deniliyor ve alt chain'lere de biz para chain ismini veriyoruz. Bakın burada kendisini içerisinde burada wasm kodu içerisinde dilerse diğer chain'lerin bilgisiyle de direkt adresleme konuşarak bu da değişik bir versiyonmuş. Bunun şu özelliğiyle devam ederek gidebilirim gibi içerisindeki şeylerin hepsiyle beraber çalışmaya müsaade eden bir mimari, subset mimarisi. Bakın örnek olması açısından burayı da gösterdim. Polkadot'un içerisinde aslında daha sonraki versiyonlar olan Kusama'yı, Rococo, Westend'i mesela burada görebiliyoruz. Bu şekilde versiyonlarla çalışmaya müsaade ediyor. Şimdi burada ben koddaki değişiklikleri daha başka bir videoda anlatacağım. Fakat dokümantasyon kısmında şunu özellikle bir tutorial kısmında şu upgrade kısmında şöyle göstereyim. Upgrade chain kısmında buradaki kısımlar aslında bir versiyon. Yani burada hard fork falan yok. Yani daha öncekini terk etme falan yok. Dilediğimiz gibi versiyonlar arası çalışma gibi düşünebileceğimiz haliyle işte kusamaya git, kusamadan bazı özellikleri al gibi şeylere, işlemlere müsaade edebilecek bir mimaride. Böyle bir özgünlüğümüz var bizim. Şimdi bunu yapmak için bakın burada özellikle bunu Relay template şu moduyla biz çalıştırdığımızdan sonra bir upgrade işlemine tabi tutarak bakın upgrade için palette shader'ı kargo runtime içerisinde kargo tom kısmına ekliyoruz. Ki mesela buradaki versiyon bilgisi şu an 2.0.1 mesela şuna şey yaparak şu şekilde ekleme yaptıktan sonra şuradaki palette shader kısmını upgrade işlemi için ekliyoruz ve altta yine runtime libs içerisinde şu şekilde ben palette shader yani güncelleme işlemi için gerekli şunları da ekliyorum. Ve daha sonra bakın şurası çok önemli. Runtime sadece lib içerisinde bakın spec version kısmı dediğimiz ki burada anlatıyor bakın name of the runtime chain. Örneğin işte buradaki hangi zincir ismini burada bir versiyon numarası vererek bu değeri değiştirerek güncelleyerek ben yeni bir versiyonla yoluma devam edebiliyorum arkadaşlar. Ve buradaki versiyonlar arası geçişlerde bakın mesela daha önceki şeyden bir transaction işlemi yaptıktan sonra mesela şu bir önceki kısımda işlemler yaptıktan sonra yeni bir versiyon olacak şekliyle bakın versiyon 2'ye çıkmış şuradaki numaradan gelen şeyle versiyonlar arası transferler olabiliyor. Yani A versiyonda bir işte Polkadot'tan subset'e geçiş Polkadot'tan işte Kusama'ya ve para transferi gibi işlemleri yapabiliyoruz. Yani burada bu şekilde biliyorsunuz hard forklarda transferler falan ne yazık ki olmuyor. Yani artık tamamen farklı. Bunlar örneğin işte hepsi dolara bir döngü yaptıktan sonra tekrar dolar üzerinden örneğin işte Polkadot'tan Ethereum'a geçişin önce bir dolara geçiyorsunuz. TL'ye geçiyorsunuz. Daha sonra tip dönüşümü yapıyorsunuz. Fakat burada subset mimarisi versiyonlar arası çalışmaya da uygun çalışacak haliyle
yapılabiliyor, çalışılabiliyor. Buradaki güncellemeleri ve şuradaki işlemler için yapılacak bütün aşamaları yine bir video ile anlatacağım sizlere. Bu Polkadot ve Kusama gibi Substrate mimarisini kullanan alt coinlerde bu şekilde versiyonlama dediğimiz, aslında bu versiyonlama kesinlikle bir fork olmuyor. Dediğim gibi neden olmuyor? Çünkü forkta biraz önce de bahsettiğim gibi yapılmış forklarda, yani Ethereum'dan direkt gidip Ethereum'un bir alt coin'ine para transferi doğrudan şey yok. Çünkü mimari değişti artık. Fakat burada Substrate mimarisiyle biz devam edersek ve Substrate'e biz Ethereum'u da bağlayabilirsek, Substrate'e biz Bitcoin'i de bağlayabilirsek, burada çok kolay bir şekilde versiyon geçişi gibi her türlü transaction, her türlü işlem buradan devam ettirilebiliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.